Halil İbrahim Göker'i zaten tanıyorsunuzdur. Aykut Ayamaz'la birlikte ulan dur bir dakikaya ya dejavu oldum lan sanki. Ha evet evet geçtiğimiz günlerde de bununla alakalı bir video yapmıştım. Hatta şaşıracaksınız belki ama konu bile neredeyse aynı. O videoda da bu adam AKP'li ilan edilmişti yine AKP'li ilan edildi. Yani o günden bugüne çok da bir şey değişmedi sadece videolar farklı. Arkadaş bu adam bir AK Parti etkinliğine katılsa anlarım. AK Partili bir belediye başkanıyla video çekse anlarım. Çünkü bunlar genelde fonlanan insanların yaptığı şeyler oluyor haliyle. Ancak bir mizah videosu yaptığı için bu kadar fazla Linç yiyor olması bana gerçekten garip geliyor Dilerseniz kendisinin linçlenmesine Sebep olan bu videoyu önce bir izleyelim Ardından yorumlayalım Sabah uyandım aşağıda simit diye Bağıran simitçiye simit değil Gevrek dedim o da hemen hatasını Anlayıp özür diledi Gevrek candır ya can can Sonrasında kahvaltıda domata domates Diyen İzmirli olmayan arkadaşıma Domates değil o domat dedim Konuyla alakası yok ama mısır değil Darı dedim Şimdi bu adam bu kısımdan dolayı linçlenseydi bana o kadar da absürt gelmezdi. Çünkü biliyorsunuz Türk insanı fazla alıngan olduğu için ''Lem birader sen İzmirlilerle alay mı ediyorsun?'' gibisinden yorumlarla karşı karşıya kalması muhtemeldi. Ancak insanlar videonun burasına kadar herhangi bir sıkıntı görmemiş. Asıl sıkıntı bundan sonra başlıyor. Sonrasında güzel İzmir'imin mis körfez kokusunu alabilmek için kordona indim. İzmir'imin o e, e, mis kokusu eşliğinde çiğdem çitledim. Biz İzmir'de çekirdeğe çiğdem deriz. Çiğdem candır ya can can. İzmir ve bok kokusu zaten uzun zamandır eleştirilen bir konu bu. Dürüst olmak gerekirse ben İzmir'de çok da fazla bulunmadım. Yani gittiysem de sadece Çeşme'ye ve Alaçatı'ya gittim. Ve buralarda elbette herhangi bir bok kokusu söz konusu değildi. Ancak takdir edersiniz ki İzmir sadece Çeşme ve Alaçatı'dan oluşmuyor. Bu yüzden de İzmir'de yaşayan insanların %90'ı İzmir'in bok koktuğunu söylüyor. Bunun AK Parti'nin bir algısı olduğunu söyleyenler de var ki söyleyenlerden birisi benim yakın arkadaşım. Fakat ben arkadaşım dahi olsa bu konuda kendisine katılmıyorum. Çünkü evet AK Parti her ne kadar algı konusunda uzman bir parti olsa da yani insanların burun deliği var. Bu konuda herhangi bir şekilde algı yapabileceklerini ben şahsen düşünmüyorum. Bu yüzden de kabul etmeliyiz ki İzmir kokuyor. Ve adam da bununla alakalı bir eleştiri yapmış zaten. Video size komik gelebilir, komik gelmeyebilir ki bana komik gelmedi. Ama zaten bu adamın artık insanları güldürmek gibi bir amacı da çok da fazla kalmadı gibi görünüyor. Yani bu adamın son zamanlarda yapmış olduğu videolara ben baktığım zaman... ...genellikle böyle güldürmeye yönelik değil de tespit içeren videolar olduğunu görüyorum. Ve tespit konusunda da ben bu adamı halen daha başarılı buluyorum. Ki burada yaptığı tespit öyle büyük bir tespit tespit de değil yani İzmir'deki insanlar zaten yıllardır bu konudan dolayı şikayetçi ve bundan dolayı da bu adamı AKP'li olmakla suçlamışlar. Yani AKP'li olmak artık düşündüğünüzden çok daha basit. Bu insanlara göre AK Parti hariç başka partileri eleştiren herkes AK Partili. Ancak bu size de gerçekten mantıklı geliyor mu? Yani başımıza sadece AK Parti var diye AK Parti'yi eleştirelim diğer partileri eleştirmeyelim gibi bir durum sizce söz konusu olabilir mi? Türkiye'de böyle bir durum maalesef ki var ancak bu doğru değil. Çünkü AK Parti'nin bu kadar başarısız olup halen daha iktidarda olmasının tek bir bir sebebi var o da muhalefet. Ve muhalefetin almış olduğu belediyelere de baktığımız zaman o kadar da başarılı görünmüyorlar. Bu kabul etmeniz gereken bir gerçek ve emin olun bu gerçeği kabul ettiğiniz için AK Partili olmuyorsunuz. Rahat olun yani. Ancak görüyorum ki Twitter'daki insanlar bunun aksini düşünüyor. Neyse devam edelim. Sonrasında arabada İzmir'imi sel aldı, bir yer sevdim, el aldı şarkısını dinledim. Biz öğrenciyken selin keyfini yüzerek çıkartırdık. Şimdiki öğrenciler rafting yaparak çıkartıyor. Çok şanslılar diye düşünürken yolda Kurtuluş Savaşı'ndan kalma bir hendek olduğunu düşündüğüm Çukur'a arabanın alt takımını bıraktım. Biz İzmir'de Çukur'a Gamze deriz. Bu arada adı Gamze olan kızlar Can'dır ya Can, Can. Yani baktığınız zaman evet burada da bir eleştiri var. İzmir'de sürekli olarak sel oluyor. Yollar da düzgün bir şekilde yapılmıyor ve bu zaten bilinen bir şey. Ama ben videonun bu dakikasına kadar halen daha bu adama AK Partili demek için yeterli bir argüman göremedim. Ki baktığınız zaman bu adamın daha önce AK Parti'yi isim vere vere eleştirdiği binlerce videosu var. Ve insanlar bu adam AK Parti'yi eleştirdiği zaman da bu adama CHP'li diyorlardı. İşte iki tarafında anlamak istemediği nokta tam olarak bu. Bu adam yapılması gerekeni yapıyor. Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştiriyor. Bunu mesela çoğu zaman ben de yapıyorum. Hem AKP'yi hem de CHP'yi eleştirdiğim videolarım mevcut. Bu yüzden de bazı insanlar yorumlara şey yazıyor işte. Kardeşim sen CHP'ye oy vermedin mi? Niye şimdi CHP eleştiriyorsun? AK Partili mi oldun falan. Arkadaş ben bir insana bir seçimde oy verdim diye o partiyi hiç eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor bu. Ben bu adamların yaptığı her şeyi onaylamak zorunda değilim. Alkış tutmak zorunda değilim. Bu adamlar eğer ki benden oy istiyorlarsa beni memnun etmek zorundalar. Ama Türkiye'deki insanlar maalesef ki tam tersini yapıyor. Zaten emin olun geldiğimiz bu durumun tek suçlu şusu Ak Partililer değil. Hepimiziz. Kimse kusura bakmasın yani. Özelleştir yapmak lazım. Sonrasında İstanbul trafiğinde ay pardon İzmir trafiğinde bir süre bekledim. Sağ olsun İzmir trafiği de artık İstanbul trafiğini aratmıyor. Biz İzmir'de trafiğe şey deriz. Ee, şey e, neyse biz zaten her şeye bir şey diyoruz, bu olamadım şu an. Trafikte 2 saat bekledikten sonra eve varamadım. Şu an hala trafikteyim. Videoyu da arabada editledim. İzmir'imin trafiği candır ya can can. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet bir de son olarak bir trafik eleştirisi gelmiş ve video burada bitmiş. Yani bakın videoyu komik bulmayabilirsiniz. Saçma sapan yerlerden vurmuş diyebilirsiniz. Bu konuda bu adamı eleştirebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bu adam sırf CHP'yi eleştirdi diye bu adamı AK Partili ilan etmek doğru değil. Arkadaş son seçimlerden sonra hiç mi akıllanmadınız ya siz? Sırf bu adamların beceriksizliği yüzünden 5 sene daha AK Parti'ye katlanmak zorundayız. Ve siz tüm bunlara rağmen halen daha diyorsunuz ki CHP'yi eleştirmeyin, CHP'yi eleştirmeyin. E bu durum nereye kadar devam edecek? Biz bu adamları eleştirmezsek bu adamlar düzelir mi sanıyorsunuz siz? Rekabetin olmadığı yerde hizmet olmaz. Bakın bu her konuda geçerli bir kuraldır. Ve bu adamlar da her seçimde İzmir'i kazanacağını bildikleri için de İzmir'e gereken hizmeti sağlamıyorlar. Bu bir gerçek. Bunu elbette sadece CHP değil AK Parti de yapıyor. Ama biz eğer ki bir tarafın hatalarına sırf AK Parti'den daha çok nefret ettiğimiz için göz yumarsak eğer bu ülkede herhangi bir şey düzelmez. Ve biz olduğumuz yerde sayıklamaya devam ederiz. Bakın benim AK Parti'den ne kadar çok nefret ettiğimi, Erdoğan'a kaç tane davam oldu zaten biliyorsunuzdur. Yani AK Parti'nin en son fonlayacağı insanlardan birisiyimdir muhtemelen. Ama buna rağmen CHP'ye en ufak bir laf söylediğimde bile bana bile AK Partili diyen insanlar oluyor. Gerçekten eleştir dediğimiz şeyin anlamını birçoğunuz bilmiyor. Umarım öğrenirsiniz artık ne diyeyim. Evet Sadat'e gelecek olursak eğer video elbette çok da komik değil. Ve baktığınız zaman öyle de aman aman diyeceğimiz bir tespit yok. Ancak tüm bunlara rağmen bu adamın AK Partili ilan edilmesi ülkenin genel durumunu bize çok güzel bir şekilde özetliyor. Yani emin olun sadece AKP'ye oy verenler değil AK Parti'ye oy verenler vermeyenlerde AK Parti hak ediyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın